Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Evime, kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Rabbim herkese iyilikler, güzellikler versin inşallah. Şimdi eşimi bekliyorum. Fön makinesinin sesini duyuyorsunuzdur. O saçlar fön makinesinde yapılmadan asla çıkmaz. Saçlarını yapıyor. Ben de hızlıca giyindim, çöpümü falan ayarladım. Erken kalktım bugün sabah. Erkenden beni izleyenler bilirler, videomda sıkıntı oldu, gece de sıkıntı olmuştu, yüklenmemişti, öylece bırakmıştım. Sabah baktım olmamış, 6.30'da tekrar yükledim, bir daha bir sıkıntı oldu, sildim falan, biraz böyle uğraştım ama olsun, sonunda hallettim. Arada böyle aksilikler oluyor, onlar da nazar boncuğu olsun. Şimdi bugün sosyete pazarı var. Ben size söyledim mi bilmiyorum, cumartesi günü biz Ereğli'deyken kargom gelmiş, söyledim galiba. Onu alacağım dönüşte ama ilk olarak şimdi ilk sosyeteye gidelim. Çünkü saat 12'ye geliyor. Kargoya yetişemeyiz büyük bir ihtimalle. Benim arabayla gideceğiz. Ben süreceğim. Hafta sonu ben kullanmadım. Öyle yani, bakalım. Aslında erken kalktım. Kahvaltıdan sonra birazcık uzanayım diyordum ama sonra dedim ki kalk yeşim. Barış da gidelim erkenden dedi. Onun da bir iki işleri var. Onları halledecek. Öyle yani, gün başladı. Hayırlısıyla da inşallah güzel bir şekilde tamamlamak nasip olur. O zaman şimdi sizlerle birlikte hep beraber sosyeteye gidelim. Yine her zamanki gibi çekim yapabilirsem yaparım, değişik güzel şeyler varsa. Yoksa artık eşimi beklerken Aksu'ya mı giderim, Japon pazarına mı giderim, bir iki yere giderim diye düşünüyorum. Hadi gidelim bakalım. Ben de pazara girdim. Bakın burada yine halılar var. O bir ara bir halı vardı, uzun böyle. Onu o zaman almadım, daha da yok. Paspaslar. Ablam klozet takımı almış da daha görmedim. Gidince size de çekerim. Bu tarafa mı? Şurası kalabalık, bakın. Şöyle şu tarafa gidelim. Şöyle aşağıya eğelim de. Burada ne varsa. Güzel çantalar var, bakın. Çanta aldım ama hala çanta bakıyorum yalnız. Benimkinin aynısı. Valla. Hiç sormuyorum. Kesin çok uygundur. Pazarda da var. Ay, şunlardan benim var da biliyorsunuz. Şeyde. Yozgat'ta balkona takıyordum ya. Burada kullanamadım. Zeki Miran falan da var. Bir sürü tahta kaşık, oklava. Bu parlaklardan alayım ben ya. Bunlar iyi oluyor. Kim bakıyor? Bakan arkadaş yok, gelsin de. Şunlardan iki tane alayım. Onlardansa bunlar daha iyi. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Size de çekeyim. Bunlar da bunlar da. Hepsi de 3 tane 10'muş. Şöyle 3 tane aldım. Hayırlı işler. Sağ olun. Şimdi ilerlere, hatta şuraya gideyim bir saniye. Şurada bir eşofmancı vardı. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama eski yerindeyken sanki daha çok böyle şey vardı, çeşit vardı. Bana öyle geliyor, bilmiyorum. Ben çok bir şey bulamıyorum. Bu tarafa bakayım. Çocuklar için bakar mısınız? Taşlara falan. Pijama altları. Böyle bir yere geldim. Burada da her şey 25'miş. Şöyle kısa. Trend yol diyor. Bilmiyorum ne kadar doğru da. Böyle şapkalı genelde. Tekelle de hem çekip hem bakmak zor oluyor ama. Kazaklar. Bakın şöyle. Güzel şeyler buluyorlar da ben bulamıyorum sanki. Biraz daha bakayım. Valla alışmışlar ya, nasıl buluyorlar, karıştırıyorlar, ben bulamıyorum. Ablam olsaydı ablam da güzel buluyordu. Hep trenç yol yazıyor bunlarda ya. Şurada değişikmiş. Ama kısa. Çok kısa. Şurası da 25'ti. Böyle iki tane bir şey buldum, bakalım inşallah olur evde giymeye diye. Bugün ilk defa Barış'ı beklerken girdim, karıştırdım. Normalde girmiyorum kalabalık. Ama çok kalabalık değildi. Valla erkekler de alıyor biliyor musunuz? Bakın. Orada da öyle bir amca pantolonun bellerine falan bakıyordu böyle. Ne yapsınlar?
uygun oluyor en azından. İnsanlar yapacak bir şey yok. Bizim abi burada yine. Barış beni hala aramadı. Bu arada ablam örtüyü anneme verdi. Farklı renk alacak. Şunlar da güzel. Bunlar da güzel. Renk uymuyor tabii de. Ay bunlar da güzelmiş. Yanar döner gibi bakın. Aynen. Deminden beri arabayı arıyorum. Aklım şaşırdı. Yani kafam karıştı. Bugün ben getirdim Barış'ı. Hafta sonu onun arabayla gitmiştik. Kaşıklar aldım. Pijama yani eşortman bir de üst. Arabaya bırakayım. Şimdi arabamızı da kapatalım. Evet, paranoyak gibi kilitlenmiş mi bakalım. Bunları yapıştırmışlar her tarafa. Bakın köpeğimi gördünüz mü? Kafasını sallıyor bu arada. Araba bayağı bir tozlandı, pislendi. Çünkü yağmur yağdı. Şimdi eşimin yanına gidebilirim. Belki dönüşte onunla da gireriz sosyeteye. Çorap falan bir iki alacağı varsa. Hiç sormadım adama. Hava çok güzel yine arkadaşlar. Sanki Kilimli tüneli aşılalı burası birazcık böyle hafiflemiş gibi trafik. Önceden daha sıkış tıkış olurdu ama. Şimdi eşcağızımı bulmaya gidiyorum. Bir yerde oturup bir çay falan içeriz herhalde. Bakalım nerede Barış Bey? Odaklı olup da bu Emrah Çarşısı'nda buluşmayan asla yoktur. Asla, bakın bu kadar net söylüyorum. Biz ablamla bile hala burada buluşuruz bir şey olduğunda. Ki şimdi aynı mahalledeyiz de. Anıları olanlar burada. Hemen şurada beklerdik arkadaşlarımızı. Vallahi. Evet, pilim bitti. Vallahi pilim bitti. Hem uykusuzum hem yorgunum. Eşim daha yukarıdaymış, gitmedim artık. Ben şu öğretmen pazarında zannettim. Orada değilmiş, yukarıdaki kırtasiyedeymiş. Böyle oturdum buraya vallahi, caminin önüne. Gelene kadar birazcık dinleneyim bakalım. Bakın nereye geldik. Biraz yorulduk ama burası açılmış. Normalde kışın kapalıydı. Şöyle manzara eşliğinde simit aldık, çayımızı da aldık. Birazcık dinlenelim, ondan sonra da ne yapacağız? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Cami ne güzel görünüyor bak. Bakın mis gibi çayımız. Getir Barış simitlerimizi. Simit kardeşliği. Manzaramız daha ne olsun. Şimdi eşimle böyle sohbet eşliğinde simitlerimizi yiyelim. Afiyet olsun. Barış'ın en sevdiği. Şimdi gidiyoruz. Üşüdün mü ama şu an üşüdüm. Orası güzeldi. Simitimiz de. Güzel, evet, simitimiz de böyle tam Barış'ın istediği gibi yanık ve çıtır çıtır. Acayip seviyor her şeyin yanığını. Şimdi işlerimizi halledelim. Ondan sonra kargom var Kozlu'da. PTT sağ olsun. Onu almaya gideceğiz. Yarın almaya beklemeyiz herhalde, değil mi Barış? Evet. Haydi gidelim. İyi geldi gerçekten. Artık buranın sezonu açılmıştır. Buralarda bir türlü bitmedi arkadaşlar. Böyle sahil boyu yapılıyor. İnşallah biterse çok güzel olacak ama artık yaza mı biter? Normalde proje bu yaz bitmiş olacaktı ama gecikti. Biraz çabuk. Bu yaz mı biter? Geçebilir yani. Hızlı. Yani. Normalde şimdi geçtiğimiz yaz bitecekti, biliyor musun? Burada ne vardı biliyor musun? Bilsem sorma. Gemi vardı. Senle evlendikten sonra hiç gitmedik herhalde biz oraya ya. Eğlence oluyordu Barış. Tam onun önünde bitiminde şurasında şöyle gemi duruyordu. Eğlence gemisi. Ablamlar falan çok gidiyorlardı. Eniştemler falan. Öyle hatırlıyorum. Ben o zaman tabii küçüktüm. Gemiye memeye beni almazlardı. Ama burası bitince güzel olacak. TTK'nın tarihi falan yazıyor onda. Evet, bu kadar gezmeden sonra eve nihayet gelebildik. Arabayı park ettim, eve geldik. Eşim BİM'e gitti, ayran alayım dedi. Çünkü dünden tavuklu pilavımız var, birazcık çorbamız var. Bir tane de büyük karnıyarığımız var, başka yemeğimiz yok. Normalde bugün enişten bize hamsi yapacaktı. Hamsi bulamamış, istervit varmış. Ben de dedim ki hiç almayın, ablam da dinlensin, hafta içi bir gün yaparız dedim. Ablam da olsun yapalım falan dedim, yok sen de dinlen, bugün biz de yorulduk çünkü işlerimiz vardı eşimle beraber, onları halletmeye çalıştık. PTT'ye uğradım, kargom geldi, söylemiştim onu aldım. Öyle yani arkadaşlar, yoruldum, gerçekten yoruldum çünkü hani siz izliyorsunuz ama
o liman arkasına gitmek, oraya yürümek, oradan dönmek, bir daha çarşı içine, o kadar uzun sürüyor ki anlatamam size. Eşimin de benim de ayaklarımıza kara sular indi. Şimdi çay suyu da koydum. Hatta hala daha böyle suyum arıtıcı da. Birazcık daha ekleyeceğim. Niyeyse böyle yanaklarıma bir kızarıklık geldi. Böyle bir kızardım. Çünkü az önce arabayı park ederken tam böyle istediğim gibi olmadı. Geri çıktım. Anında da araba bitti böyle arkama. Beyefendi çarpacağım zannetti herhalde. Dağıt diye bir kornaya bastı. Sonra şükür girdim böyle. Birazcık heyecan yapıyorum tabii ki de. Daha profesyonel değilim elbette ki. Rabbim kaza bela vermediği sürece inşallah böyle daha da iyi olacağım. Sizlerin dualarıyla da. Evet. Güzel karnımızı doyururuz. Ondan sonra eşimle kendime şöyle bir kahve yaparım. Çünkü biz AVM'ye de gittik. Çarşıdaki AVM'ye. Hatta biz Carrefour'a falan uğrayacaktık da. İkimizin de böyle aklından çıktı. Yaren'i de almadık. Tam geldik. Yaren aradı. Beni almayacak mısınız diye. Artık o da servisle gelir. Yani bugün de yine koşturmalı güzel bir gün geçirdik yani. Evet, aklımdayken hemen şunları da çekeyim. Çay suyu koydum. Eşim de şimdi geldi. Valla bunun malı güzel. Nasıl anlatayım size böyle? İnce bir penye ama gerçekten güzel. Ben bunu sırf evde giymek için aldım. Çünkü benim gibi Domestos'la çok uğraşan arkadaşlarım beni çok iyi anlarlar. Bütün tişörtlerim Domestos. Şurada ipi yok sadece ama ben şapkalı şeyleri çok severim. M bedendi. 25 TL'de bence bedavaydı. Bir de şöyle eşortman altı aldım. Lastikli. Yine bu da 25 TL'ydi. Bana olursa ben giyeceğim. Bana olmazsa Yaren giyer. Evde giymelik aldım bunları. Elim geldi bir saniye. Şarjda da telefon. Bunu böyle füme rengi aldım. Bunu lacivert aldım. Bir de şöyle 3 tanesi 10 TL'ydi. Hatta Barış'ın ihtiyacı varsa bir tanesini de ona vereceğim. 3 tane de kaşık aldım. Bugünkü sosyete pazarı alışverişim böyle oldu arkadaşlar. Hiç aklımda yoktu. Baktım millet seçerken ben de gireyim dedim. Girince de bunlar hoşuma gitti. Şöyle bunun bedenini kaç almışım acaba? XX large. Hiç XX large gibi değil gerçekten de. Neyse denerim. Unutmazsam da sizlere gösteririm. Böyle aldığım şeyleri denemeyi genelde ben unutuyorum. Hani çekmeyi unutuyorum. Ama evde giymek için ideal bence. Deneyip hemen makineye atalım bakalım. Şöyle göstereyim size. Bence gayet güzel oldu. Birazcık alt kısmı böyle bol oldu. Ama şu üstünün malına falan gösteremiyorum. Tam alışkın olmadığım için böyle. Birazcık böyle bir tık kolları uzun oldu ama hiç fark etmez. Malı çok güzelmiş üstün. Hemen şapkayı da taktım. Şapkalı şeyleri çok severim özellikle. Bilmem 25 liraya da gayet güzel oldu bence. Evlerde böyle giyerim. Gezmelere doyamadık sanmayın. Rulo peçete almayı unutmuşum. Bir de acil bulaşık tableti. Ne? Ne yapmasın sen? Vallahi ikimizin de ayakları ağrıdı bugün. Ama Barış Bey uyudu tabii ki yemekten sonra. Ben uyumadım. O uyudu denmez. Uyudu. Bayıldı da. Ha bayıldı. Bayıldı yorgunluktan. Vallahi benim de yemin ederim tırnaklarım acıyor yani. Bot biraz canımı acıttı ama. Şimdi 101'e bir bulaşık tableti bakalım. Barış gittiğinde aslında varmış da ben ona söylemediğim için almamış. Öyle. Barış'ı bekliyorum ama görünürde yok. Ben de şöyle yürüyeyim. Rulo peçete aldım. Bir de feyri aldım. Bir de Barış şöyle evde artık yemek yoktu. Salam aldı. Aslında salam vermeyin diyenler oluyor ama böyle hani yanlarından boş geçmektense eşim veriyor. Çiğ köfte almaya gitti de görünürde yok ya. Neyse yavaş yavaş ben de o tarafa doğru yürüyeyim. Camiden de çıktılar şimdi. Allah kabul etsin. Allah Allah. Geliyor galiba. Evet geliyor. Almış geliyor. Yana yana arıyoruz. Barış hatta burada bizi bekle dedi ama beklememiş. Aşağıya doğru da gittik. Var ya burada resmen kaynarlar. Onları seviyorum. Evet sen seviyorsun. Onlar da seni seviyor ama beklememişler. Her zaman burada olurlardı. Neyse dolaba koyarız. Ya da yarın yemek olur. Yemek veririz olmaz mı? Evet. Nasipleri değilmiş Barış. Neyse hadi gidelim. Çayımızı, çorbamızı içelim. Şimdi eşimle kendime güzel bir kahve yapayım. Beni artık biliyorsunuz yalnızken şu ne? Leke zannettim. Yalnızken Türk kahvesi çok içmiyorum ama
eşim varsa, seven arkadaşım varsa muhakkak içiyorum. Şöyle yapalım. Kadehlerimizi koyalım. Şunlara da... Ay nerede öbürü? Çıkarmamışım. Napoliton. Napoliton muydu? Bunu da ekleyelim. Bir daha çay demler miyiz? Demleriz. Benimkiler ister. Çiğ köfte de aldık çünkü. Çayı yemekten sonra hemen içtik. Bu arada nasıl gözüküyor? Yeni tripodu kullanıyorum. Ufak olanı. Bakalım neler çıkacak. Hangi konuda yetenekliyim? Barış bana bunları kamerada sormuştu böyle. En çok hangi ünlüyle tanışmak isterim? Bunlar benimkiler olsun. Burada ne diyor? En çok hangi ülkeyi görmek isterim? Bunda da bir emoji olsam hangisi olurdum? Bunu Barış'la yapsak güzel olurdu. Geçenlerde bir arkadaş soru cevap videosu yapın demiş. Vallahi biz onu aylar önce yapacaktık ama nasip olmadı gerçekten. Yoksa aylar önce düşünmüştük. Hatta Yozgat'ta düşünmüştük. Belki hatırlayacak olanlar vardır böyle. Balkonda söylemiştim. Ama dediğim gibi nasip kısmet olmadı. Bilmiyorum olur mu da. Şöyle kahveyi alalım. Bunun tahta kaşığı vardı da ben o tahta kaşığı 2'dir bulamıyorum diyecektim. Burada. Şimdi normalde Barış şekersiz içer. Ama ben şekerli içiyorum diye bana da uyar. Şöyle orta şekerli yapalım. Hemen suyunu katmıştım zaten, kahve de katalım. Bu arada bana Tuğba'nın kahvesini işte, bir de neyi demişsiniz ya, birkaç böyle acı olmayan yumuşak içimli kahve önerisinde bulunan arkadaşlarım olmuş. Tuğba'yı Ağrı'da içmiştim, eşim almıştı. Evet güzel ama Zonguldak'ta vallahi hiç görmedim, bilmiyorum var mı? Benim Yozgat'ta kahvem biliyorsunuz. Neydi? Çerez keyfi. Aynen. Oradan alıyordum. Selam olsun buradan Yozgat'a. Şimdi kahvemiz olsun. Sodamızı açalım. Kahve sunumu hazır. Yüreğim acıyor. Zorlar bir tek senle varım. Ne fark eder? Bir gün bile vazgeçmedim canım. Kahve taştı. Vallahi bak sensiz her şey yarım. Evet, şimdi kahvelerin köpüğü kaçtı. Ben çekim yapacağım diye görüyorsunuz. Buraya getirdim. Kandilleri de yaktım. Yalnız başınayken bunları yakmak hiç aklıma gelmiyor. Normalde çok hoşuma gidiyor. Ama temizliği nasıl olacak onu da bilmiyorum. İçleri bayağı bir dar da. Sanırım yağ bittikten sonra güzel temizleyeceğim. Neyse, bu güzel ortamı şimdi temizlikle bozmayayım. Bakın böyle gözüme bir iki lekesi çarptı. Hemen temizlik işine girdim. Şimdi eşimle şöyle güzel güzel oturalım. Manzaramız eşliğinde kahvemizi yudumlayalım. Ondan sonra da çay faslına geçeriz. Bize afiyet olsun. Merhabalar herkese. Şöyle Hanım'la birlikteyiz. Sevgili eşi Zonguldak'tan geliyorlar. Sol omuzunda donuk omuz vardı. Çok ciddi, evet. Ve ümitsiz bir durumdaydı. Aynen. Çok, evet çok hocam. Hiç kalkmıyordu. Hiç kalkmıyordu. Gerçekten zordu yani. Ben Zonguldak'ta da tedavi görmüştüm ama hiçbir sonuç alamamıştım. Evet. Ömür üzerine Aydın hocama geldim. Allah her şey için çok teşekkürler hocam. İyi ki varsınız vallahi. Şöyle kaldırın kolunuzu da bir görelim. Çok şükür hocam. Yani kolumun bu hale gelmesi bir mucize benim için hocam. Çok ızdıraplı günlerim vardı. Ağrılı, evet. Süreçler. Çok zor günler atlattım. Hadi. Her şey için teşekkür ederim hocam. Herkes için. Geçmiş her şey olsun. İçin. Çok artık sağ olun. Evde yemekleri, i̇yi ki varsınız. Yemekleri şöyle mi yapıyorum? Yapıyorum hocam. Her türlü her şey yapıyorum. Her o devri kapattı. Hadi bakalım. Çok şükür hocam. Çok sağ olun her şey için. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Yine kapanışta aynı yerde sizlerle birlikteyim. Yine uykum gelmiş bir durumda. Böyle daha enerjik gelmek isterdim ama artık gerçekten pilim bitti. Bugün dünden yorgundum, uykusuzdum. Video beni oyaladı söylediğim gibi. Çarşı işi, işte sahile gittik. Oradan soğuk suya gitmedik. Sosyete pazarı,
Tekrar işte AVM falan derken bayağı bir yorulduk. Benim eşim normalde gezmeyi çok seven bir insan. Hani böyle bazı eşler var duyuyorum. Pazardı, çarşıydı sevmezlermiş. Ama benim eşim nereye gitsem bana uyar. Hatta bugün ben evde kalalım desem o der hadi Yeşo gidelim diye. Şimdi yarın da bir iki işimiz var, ufak tefek işlerimiz. Bu işleri hallettikten sonra inşallah sizlerle paylaşabilirsem paylaşırım. Ama şu an paylaşmak istemiyorum tam netleşmeden. O yüzden halletmemiz gereken işlerimiz var. İki gündür onun için iniyoruz. Yarın da ineceğiz. Yeşo deyince ben şöyle bir baktım. Çünkü yarın ciddi anlamda şöyle yatmak istiyorum yani. Öyle bakalım hayırlısıyla inşallah hallederiz diyorum. Evet, saat bu arada 11.30'a geliyor. Dediğim gibi uykum geldi. Sizin de anladığınız gibi inşallah yine videomda bir problem yaşamam. Hayırlısıyla güzel bir şekilde yüklerim. Dün akşam artık koltukta uyuyakaldım. Son bir şey var videonun böyle işlenmesi. Orada kaldı. Bir türlü yüklemedi. Ben de inat ettim. Silmedim. Keşke silseydim. Baştan yükleseydim. 10 dakika mı almıyor normalde. Ama dediğim gibi bazen gerçekten aksi gidiyor. Bunlar da ufak aksaklıklar oluyor yani arkadaşlar. Öyle size başka bir şey diyecek miydim diye şöyle bir düşünüyorum. Hafızamı böyle bir zorluyorum ama demeyecektim sanırım. Evet, o zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Videomun editini yapayım. Kapanışı da yapayım. Yarın ola hayrola diyelim. O zaman ne diyoruz? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma, sayfama her geçen gün yeni gelen arkadaşlarım, dostlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Desteğiniz için her birinize ayrı ayrı sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Hepinizi seviyorum ki biliyorum birçoğunuz da beni seviyorsunuz. İlk baştan bugüne kadar beni yalnız bırakmayan bir sürü can dostum, ablam, kardeşim var burada. Hepinizi seviyorum. Bu arada ablam o arkadaşın adını sormayı unuttum da yarın öbür gün bir araya geliriz. O zaman inşallah selamımı yollayacağım aklımda yani. Bu kapanışın önüne de ablamın kısacık videosunu koyacağım. Ablam hocadan o videoyu istemiş. Yeşo sen paylaşırsın dedi. Tamam dedim. Tedavisi iyi gidiyor. Kolu tamamen açılmadı ama birçoğunuz biliyorsunuz şöyle duruyordu. Şimdilik böyle bayağı çok şükür. Ağrıları oluyor ara ara. Şu an gerçi ağrısı yok pardon, ödemleri oluyor ara ara. O kemikteki ödem tamamen böyle geçmiyor ama bu kadar olması bile hocası da söylemiş mucize diye. Gerçekten mucize, Rabbim daha iyi etsin. Bu hastalıkla mücadele eden de bir sürü arkadaşımız var. Benden numara isteyenler, hocanın adını isteyenler olmuştu daha önce, oradan biliyorum. Rabbim herkese şifalar versin. Allah kimseyi hastalıkla sınamasın. Sizleri seviyorum. Yarın Allah kısmet ederse ne yapıyoruz? Tekrar burada buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.